Muhterem Müslümanlar, Yusuf Suresi ayet 33. Kâle Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimme yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Yusuf bunun üzerine Allah'a yalvararak şöyle dua etti. Ey Rabbim! Zindan bana onların benden istediği şeylerden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Evet muhterem Müslümanlar, Yusuf aleyhisselam dua ederken bütün kadınları zikretmesi o anda sadece Züleyha'nın zina teklif etmediğini, diğer kadınların da böyle bir istekte bulunabileceklerini akla getirmektedir. Bu nedenle ahlaki değerlerden sıyrılan şehrin kadınları belki de bu ortamda Züleyha'nın beklentisinin karşılanmasını Yusuf Aleyhisselam'dan istedikleri gibi hatta Yusuf Aleyhisselam'ın kendileriyle de beraber olmasını arzulayarak iğrenç isteklerde bulunmuş olabilirler. Yusuf Aleyhisselam kadınlar karşısında bir orduya karşı tek başına savaşan kişi gibi ne yapacağını şaşırdı. Her zaman olduğu gibi kendini oracıkta Rabbine arz etti. Ya Rabbi, bunların zina teklifi karşısında zindan bana daha sevimli gelmektedir. Eğer beni bir an bile bunların elinde bırakırsan cahillerden olur, böylece kadınlara meyledebilirim dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın bu yol ayrımı kesinlikle önemli bir konudur. Dinini kurtarmak için saray hayatını elinin tersiyle itmeyi göze alabilmek en çetin sınavlardan biridir. Kaçırılmaz fırsat zannedilen şeyler, hayata vahyin değerleriyle bakan Yusuflar için sonu hüsranla biten dikenli bir yoldan daha beterdir. Böylece Yusuf Aleyhisselam da ahlaksızlığa teşne olan saray ortamını terk ederek mekansal hicreti tercih etmiştir. Anlık hatalar insanın bir ömrüne bedel olabilir. Yusuf Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi zor dönemlerin Müslümanı kurtuluşu daima dua ederek Allah'a sığınmakta aramalıdır. Şüphesiz kadın, erkek, mal ve makam ağır ama Rabbimizin yardımıyla üstesinden gelinen imtihanlardır. Yusuf Suresi ayet 34. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ. Allah da onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarından onu korudu. Şüphesiz ki o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Muhterem Müslümanlar, Yusuf Aleyhisselam zinaya düşmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Zindanı saraya tercih ederek dininden değil, hayatından ödün verdi. Sarayda biz olmazsak daha fazla rezalet çıkar. Bizim de burada bulunmamız gerekiyor. Bizlerden birileri de buralarda olmalı gibi bir mazeret arkasına sığınmadı. Cennete gözünü dikmiş birisi olarak yaşadığı fitnenin içinden selametle çıkmak için ellerini Allah'a açtı. Rabbimiz de onun duasını, samimiyetini kabul ederek kadınların ayartıcı ve baştan çıkarıcı fitnelerinden kendisini korudu. Çünkü Allah-u Teala gelişen olaylardan habersiz değildi. Her şeyi görmekte ve bilmekteydi. Evet muhterem Müslümanlar, bu ayetlerle yolunu bulan her Müslüman, hayatın çetrefilli sokaklarında ilerlerken, dünyanın geçici zevklerinin derdine düşerek ebedi ahiretini kaybetmemelidir. Kaybedilen dünyalıkların bir yenisi bulunabilir ama kaybedilen birçok değerin asla bir benzeri bulunamaz. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bizi dinimizden yaralama. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın dilinden düşürmediği bu duayı tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor.